Evet, merhaba dostlarım, ben Serdar ve gözleri kanatan GTA 3'e hoş geldiniz. Baştan hazır GTA Trilogy'de duyurulmuşken benim bir taraflarım yavaş yavaş yanmaya başladı. O yüzden GTA 3'ü sanki GTA Trilogy çıkmadan önce bitirmemiş gerekiyormuş gibi hissediyorum. O yüzden azıcık daha uzun olabilir GTA 3 videoları. Artık bakacağız. Evet, ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Yani ne bileyim, GTA Trilogy'den neler bekliyorsunuz? Oynayacağız bu arada. Çıkınca oynayacağız. Yani umarım bilgisayar kaldırır ve öyle oynarız. Yoksa azıcık zor. Bilemiyorum. Bir şekilde deneyeceğiz. J'ye gidiyoruz şu an. J ne? J Joe. Joe diye aklımda kalmış. Joe Salvador mu? Joe, evet. Joey. Evet, Joey olması lazım. Ha bak, burası işte, bu bölge sanki böyle bir McCreary'lerin oturduğu yermiş gibi görünüyor GTA 4'te. GTA 4 ile GTA 3'ü sürekli karıştırmışız gibi geliyor ya, bilmiyorum. Ama şey çok ilginç. GTA 3'ü de Liberty City'de yapıyorlar, GTA 4'ü de Liberty City'de yapıyorlar. Ama neden? Bir sürü şehir var. Gerçekten bir reset mi atmak isterler bütün evrene? Neyse, her türlü şey yaparız. Bütün GTA 3, Vice City, San Andreas, bütün hepsini oynayacağız. Definitive Edition'ları. Doğru webcam'a bakıyorum değil mi? İki tane webcam var çünkü burada. Aha. Öyle mi? Anladım. Aha. Anladım. Peki hocam. Bir takım görevler veriyorlar bize sadece. Hasar. Ha, hasarı fullemeyeceğiz. Anlaşıldı. Evet, umarım bu görevleri yapabiliriz. Çünkü zorlanacağız gibi geliyor. Çünkü ben Vice City'de de zorlanmıştım. Aa, başka yerlere geçemiyoruz şu an. Çünkü ben Vice City'de de zorlanmıştım. Araç kontrolleri inanılmaz çünkü bu oyunun. Okey, şöyle yapsam. Hocam bir... Bizi şöyle... Bunlar beni... Wow, onu ben yapmadım, onu başkası öldürdü. Hocam... Sen arabanı alacağım, özür dilerim. Sanırım yine polisler peşimize düştü. Az önce polisleri kaybetmiştik. İstemeden de olsa. Wow, gözlerim inanılmaz. Lapte olmakta buna zorlanıyor. En azından yeni şeylerde... Hop! Hasarı fulllemem mi gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Wow. Kim o? Aa, polisi şey yapabilirim. Polisi kullanabilirim. Hah, evet. Polisi kullanayım. Gel. 2 yıldız oldum. Wow. Lütfen bana saldırmayın. Oho! Ben kim ne yapıyor? Kim ne oluyor şu an bilmiyorum. Nasıl bir şeydeyiz? Memur beyler, memur hanımlar, memur beyler, lütfen sakin olalım. Of. Hocam, seni şöyle sanırım şey yaparsak, böyle polisleri sana çarptırırsak, abicim ne yapıyorsunuz ya? Ya bir kere polisleri çarptırdım, sonra bir daha beceremedim gerçekten. Koş. Oh, görev başarısız oldu. Anlaşıldı. Bu görevlerden. Çık oradan. Çık. Hey, memur beyler, yok bir sıkıntı yok. Ya böyle bir vana, eze gidiyorum bir de, hiç fark etmiyor.
Koş 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 koş. Gaza 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 gaza. Kamyoneti buradan götür. Garaja götür. Polislerle birlikte mi? Hayır 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 hayır. Hayır yine mi? Nasıl izledin? Durdurabileceği kadar yavaş olması. Yavaş yani kamyon. Hızlı gidemiyoruz. Ohoho! Oho! Dur 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 dur. Ohohohoho! Merhaba bebeğim. Çabuk 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 çabuk. Hemen 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 kamyoneti garaja götür. Oh oh yaptık. Polis. Oho. Oho. Oh, en azından polisleri azıcık şey yapıyoruz. Aynen öyle. Oho, inanılmaz bir aksiyon filmi dönüyor şu an. Ohohoho. Oh. Yaptık ha. Yaptığımıza inanamıyorum ama yapıyoruz sanırım. Yapıyor muyuz? Yapıyor. Oho, yapıyoruz. Gerçekten ne yapıyoruz? Ben şöyle aşağıdan gideyim. Gelin abicim siz gelin. Karşıdan oradan buradan gelin. Umurumda değil. Ben yapacağım bunu. Ben bunu başaracağım. Evet doğru yere gidiyormuşum. Doğru yere gidiyormuşum. Şu an inanamıyorum kendime. Oradan da polis geliyor. Ben garaja gidiyorum ki. Ben garajdayım abi. Bitti bu iş. Arabadan çık. Ulan polis var. Aa polisler gitti. Önerim garaja mı girdi o? Göremedik ne yaptı ya? Ya arkadan bir şeyler kapandı ama garaja girdi mi girmedi mi anlayamadık ne oldu? Hiç fikrimiz yok ya. O senin güzel baymışım ben seni anlıyorum. Gidip evime sevdiceğim bu görevi yaptıktan sonra. El Burro mu? Sana bir fırsat sunmak istiyor. Hepburn tepelerindeki ankesörlü telefona git. Anladım. Ankesörlü telefona gidelim o zaman. Peki bu ankesörlü telefonu bu arabayla mı gideceğim yoksa? Ve El Burro kim abi? El Burro kim ya? Bu Burro kim abi? Ya gerçekten bu Burro kim falan diyesim geliyor yani. Kim getirdi ya bu Burro'yu buraya? Çok kötü bir isim seçimi. Çok kötü bir isim seçimi. Ben çok kötü yerden geldim zaten. Olsun şurada aradan çıkarız. Ha, El Burro orada. Neyse hemen zaten dip dibeymişiz. Ulan şunun arkasına gidemiyoruz ya. Oha arkasından yaklaştığımız zaman bizim garajın kapısı açılıyor. Sevdiğim bakalım. Aç hocam. Bunun hikayesi az çok Vice City kadar falanmış yani. Ben daha kısa sanıyordum. Ama öyle. Ama neyse her türlü bundan sonra azıcık daha uzun olur videolarımız yani. Bir daha sevdiğim de. Çünkü her save'de başka bir save dosyası aldığı için save dosyasının bozulma ihtimali az. En azından iki tane olduğu için bir hedefimiz oluyor. Üff. Deli gibi sürüyoruz ha. Neyse biraz önce biraz göz yakıyor ama sonra gözler şeye alışıyor. 30 FPS'e alışıyor veya 25 artık kaç FPS'e? 4 FPS'te falan oynuyormuşuz. Turizmo. Okey. Öyle mi? Hmm. Oo, yandık. Of. Yarış görevi. Öldüm, öldüm. Yine hazır mısınız? Çeşitli krizlere. Hızlı bir araba bul ve başlama çizgisine git. Bu hızlı değil mi? Hızlıdır bu. Umarım hazırdır bu. Değilse başka türlü halledeceğiz. Bir de bunda arabalar da iyi sürüyor yani. Şoförler de burada iyi sürüyor. Çok absürt manevralar yapabiliyorlar. Ben yapamıyorum. Sen nesin be? Wow.
Umarım bu hızlı arabadır. Ama turizmo olduğuna göre görevin ismi. Aha. Aha. Oradaki arabalarla bu araba nah yarışır. Hızlı araba arıyorum. Benden kaçabilecek kadar hızlı değil ama. Yarışı yapabilecek kadar hızlı. Sanırım bulamayacağım. Çünkü çok dandik arabalar var. Aslında sevdiğim arabalar var ama benim sevdiğim arabalar o kadar hızlı arabalar değil işte. Çin mahallesinin hızlı araba bekliyorum ben de. Lan belki bu yolda vardır. Ana yolda belki hızlı arabalar. Kamyon çıkıyor. İnanamıyorum. Dümdüz şeyler falan çıkıyor böyle. Arabanın her şeyi dümdüz. Hızı düz. Tasarımı düz. Her şey düz. İyi bakalım. Çok fena. Aa, önde başlıyoruz. Dördüncüyüm. Evet, anlaşıldı. Okey, zaten sola dönecekmişiz. Yine dördüncüyüm. Anladım. Bu gerizekalar her türlü sağa sola çarpıyor. Üçüncüyüm ha. Abi neden sokaklarda ismi yayılıyordan sonra hemen yarışa giriyoruz? Yani ben bunu anlamadım. Wow dostum, iyi silah kullanıyorsun ha. Arabayı da iyi sürersin o zaman falan. Anlamadım yani bu. Dümdüz ileri mi gideceğiz? Üçüncüyüm. Üçüncü olduğumu anladım. Diğer arabaları görebiliyorum en azından. Arabam da hala sağlam ki bu da bir şeydir. Dördüncü... Dördüncüye yazıklar olsun yani. Bence dördüncüye yazıklar olsun çünkü... Ohoho! Şehirdeki tek katil ben değilmişim. Çünkü bu arabayla onları geçebiliyorsam ikinci bir... Hepinize yazıklar olsun be. Şu an ben sizi geçebiliyorum. Peşimde geliyor. Peşimde geliyor araba. Herif peşimde geliyor. Görebiliyorum. Sesini duyabiliyorum. Arabanın soluğunu ensemde hissedebiliyorum. Arabanın egzoz dumanını ensemde hissedebiliyorum. Şehrin sadece bu kısmında yağmur yağıyor. İnanılmaz bir hava. Aha, polisler de yarışa katıldı. Hadi bakalım. Yarışın dozunu biraz artıralım dedik. Dedim böyle rekabet olmaz. Bunlar zaten çok kötü. İşimi ben azıcık daha zorlaştırayım. Yoksa yasa dışı bir yarış yaptığımızdan değil veya yarışı yaparken bir sürü insan ezdiğimizden değil. Yarış süresi var. Birincisin. Evet, birinciyim. Güzel. Birinci olmam iyi. Evimin önünden geçtik. Keşke eve girip azıcık dinlenseydim ama olmayacak. Birincisin. Hadi yarış bitsin be. Gözünü seveyim, yarış bitsin be. Birinciyken bitsin be yarış. Birinciyim. Aynı yerlerden geçip duruyoruz gibi geliyor bana sanki. Yani şu andaki asıl endişem yarışı birinci bitirip bitiremeyeceğim değil. Yarışı bitirip bitiremeyeceğim araba sağlamken. Ya abicim yaptın. Hiç böyle insan ezmemiştim. Telsizden şey yapıyorlar. Ya burada insan eziyorlar ya. Bir baksanıza ne oluyor ya. Abi insan ezmeye devam ediyor. Bu araba hala burada mı ya? Birinciyim. Evet. Aha final. Yes. Kendimle gurur duyuyorum şu an. 20 yıllık bir oyunda bir yarış görevini geçebildiğim için kendimle gurur duyuyorum şu an. Hayatta zaten tam olarak olmak istediğim nokta bu. Böyle şeyler yaşamak.
Gerçek başarı, hayır abi, gerçek başarıyı kim umursar? Ben böyle başarılar yakalamak istiyorum. Salla onu bunu. Çok stres yaptım ya. Stres yaptım ama keyifliydi. Yani şey keyifliydi. Lan şuradan çıkardım arabayla. Yaptığım işe bak ya. Buraları geçtim, buraları. Geride bıraktım buraları. 71 bin dolarım oldu. Ne harcayacağım ben bu paraya ya? Silah falan mı harcayacağım? Herhalde silah harcayacağım. Aha. Yine telefon orada. Gidelim bakalım. Bana başka bir yarış görevi mi verecek acaba? Neden hep telefonlar üzerinden hallediyoruz biz bu işleri? Neden gelip görmüyorsun? Ben bağırırsam sen çığlık atarsın. Anladım. Aha. Ne diyorsun hocam? Aha. Dondurmaya mı? Aha. Anladım. Zincir azıcık. Neyse, okey. Harwood'daki evrak çantasını al. Oğlum, sokakta dövüşmeye başladı iki kişi. Ben de bir tanesini ezdim. Bir sakin olun diye. Çünkü sanırım böyle yapıyoruz bugünlerde. Harwood burasıymış. Watch it SC. Evet. Oo, orada bir şey var. Bir dondurma kamyonu bul. Hemen efendim. Ama ondan önce... Yanlış yere düştüm ya. Çık 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 çık. Şuradan atla lütfen. Hadi bakalım. Hayır 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 hayır. Evet, böyle bir patlama oldu orada. Hah! Oh be, buradan atlayabildim. Şuradaki şeyi istiyorum çünkü. Yoruldun mu? Claude! CJ senden daha hızlı koşabiliyor ha. Kimis? Burada araba var. Arabayı alırım. Şimdi bir dondurma şeyi bulacağım. Bir şeyi bulacağım. Burada sürekli çalan bir müzik. Okey, birileri parti yapıyor. Güzel. Hayat birilerine güzel. Bir yerde de silah bulmuş olduk böylece. Ve bunu bir şekilde kullanacağız. Şuradan çıkardım mesela ben. Çıktım. Ben buna başarılı bir çıkış diyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz ama şuradan çıkabiliyor muyum? Ya, hayır hayır. Aman aman. Bazı yanlışlar yapılabilir de hemen orada. Bir takım yanlışlar. Woohoo! Bu bahsedilen kırmızı... Ne oluyor abi? Ne oluyor bu trafiğe? Bu sanırım bir dondurmacı. Evet. Güzel, dondurmacı haritada işaretlemiş. Benim çevreden bulmamı bekliyormuş. Selam. Ben dondurma işine girmeye karar verdim. Lütfen arabadan çıkınız efendim. Çok teşekkür ederim. Atlantik iskelesinin oraya dondurma kamyonunu park et. Aha. Mr. Whoopi. Kan donduran bir görev bu. İşte böyle böyle soğuk tutuyoruz bu dondurmaları. Böyle yöntemlerimiz, tekniklerimiz mevcut. Sanırım buraya ilk kez giriyoruz. Gidelim. Oh, okey, 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 okey. Taraflarım azıcık ateşlemiş olabilir o an içerisinde ama şu an gayet sakinim. Buradan giriliyor mu oraya? Hayır, diğer taraftan girmem gerekiyor. Yani şuradan da geçebilir, zamana gerek var. Yani şöyle geçeyim, aynen.
Zaten dondurmacılar da buraya geliyor değil mi? Dondurma şıngırtısını açmak için left shift ve right shift'e bas. Kamyondan çık ve dondurma kamyondaki bombayı anladım. Aha. Bomba azıcık erken patlatmış olabilirim. Bir takım. Hayır, durun. Gel. Yani, değil mi? Yöntem var. Bombayla patlatırsın. Şeyle ezersin. Kamyonla ezersin. Oh. Müthiş şey de aldım. Alalım hocam onu. Evime gidip sevdiğim. Bazı pratik olmayan yöntemler kullanmış olabilirim bu görev için ama hallettik. Anlaşıldı. Yine belirli telefonlar çalıyor. Gidip o telefonlara cevap vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Gidip o telefonlara cevap vereceğiz. Ama önce bir eve gidip sevilmemiz lazım tabii. Şuradan geçebiliyor muyuz? Geçemiyormuşuz ama ben geçtim. Parçalatmak istediğiniz başka güvenlik aracı var mı? Onları Portland limanındaki garajımıza getirin. Anladım. Ha diyor ki tamam. Bu bir aktivite yani. Bunlardan daha fazla yapabilirsin istersen. Yani yapabiliriz. Ben tavşan gibi zıplaya evime dönüyorum şu an. Şu noktada belki bir aynen beyzbol sopasına ihtiyacım olabilir. Kerhane Mahallesi'nde oturuyoruz. Müthiş. Hayat standartlarımız çok yüksek. Yani bir tane daha seviyorum. Zaten evinde neye benzediği çok belli. Yani az önce yarış kazandık. Şehirde ismimiz duyuluyormuş ama yaşadığımız yere bak. Yani bazı farelerin ve böceklerin daha iyi hayat standartları olduğuna eminim. Selam. Bu vanı alacağım. Teşekkürler. Şu an tamamen şey kafasındayım. Bir bakalım bu herif ne diyor başka. Burro. Mumbim. Selam bro. Ateşle imtihan. Acaba ne olacak şimdi ya? Aha. Büyük ihtimalle yine arabayla ezeceğim ama. Arriba! Böyle bitireceğim bir videoyu. Arriba! Poplarım diyerek bitireceğim. Gidip alalım bakalım. Acaba nasıl bir silah verecek ya şu an? Çünkü elimizde artık SMG de var. Pompal da var. Sen merak etmiyor değil. Ulan hadi bir... Ay yok oraya düşersem öleceğim. Hadi bir otomatik tüfek. Sanırım bu oyunda da yüzemiyormuşuz. Vice City'de de yüzemiyormuşuz. İlk yüzebildiğimiz oyun Sanrio yazmış. Ben bunu daha önce bilmiyordum. Bunu da öğrenmiş olduk. Herhalde GTA Trilogy'de de yüzemeyiz bilmiyorum. Bakacağız. Bunlar hep bakılacak işler. Bir şeyin arka tarafındaydı değil mi? Lütfen ateş etmeyin. Lütfen ateş etmeyin bana. Aha sen nesin lan? 25 triat mı öldür? Triat kim?
Tamam, bunlar tır yatmış. Oğlum ben de ölüyorum. Abicim lütfen bana çarpmayın, ben ölmek üzereyim. Sen triad değilsindir ama silahını alıyorum. Uf, bir sürü silah var. 18 tane kaldı. Güzel 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 güzel. Böyle gidersek. Abi neden? Nasıl? Nasıl ya? Ya flamethrower ile saldırıyorum abi. Tabancanız falan var sizin. Oo, orada bize bir şey çıkmıyor. Hocam selam. Ohohoho. Merhabalar. Var mı başka triad çevrede? Sen varsın, gel bakalım. Oo, okey, onu ben öldürecektim ama siz çaldınız. Şerefsizler sizi. İtfaiye ile rekabet ediyoruz. En çok triadı kim öldürecek konusunda. Öldürecek konusunda. 41 saniye 7 triad. Bence başarırım. Güzel. 5 tane kaldı. 4 tane kaldı. Aha, 4 tanesi. Bir tane. Hadi bakalım. Oh be. Şimdi buradan en kısa sürede kaçabilirsem harika olacak benim için. Çünkü ölmek üzereyim. Bir sevlemem gerekiyor. Güzel tabanca mermisi de aldık. Bence iyiyiz. Bence bol karlı görevler yapıyoruz. Şuradan geçeyim bakayım. Tabii ben de olsam ben de ateş ederdim bana. Çünkü az önce bir takım arkadaşlarınızı yaktım. Yakarak öldürdüm. 25 tanenizi. Tam bir sayıdan bahsetmek gerekirse. Ama umuyoruz bundan sonra hayat daha güzel olacak hepimiz için. Çünkü ben gördüğünüz gibi Kerhane Mahallesi'nde yaşıyorum. Garajımın üzerinde Ediz yazıyor. Ama sadece reklam. Garajımın üzerinde reklam var ama kimse yok zaten orada. İşletme değil, bir şey değil burası. Anlamadım neden böyle saçma bir durum var. Eddie'nin yeri herhalde burası. Kendisi de şey için bıraktı. Dekor olsun diye koydu bu tabelayı. Okey, güzel. Benim de bir yerim işletmem olsa ben de reklam tabelamı dekor olarak koyarım. O yapardım herhalde, emin değilim. Moonbeam. Bakalım. Sevdiğimiz zaman canımızın dolması gerekiyor. Evet, çok sinir bozucu bir şeymiş. Onu şimdi fark ettim. Evet Burrom, söyle bakalım başka ne istiyorsun? Bu burada sürekli anksiyete telefonumu çaldırıyor böyle. Açana kadar bekliyor mu orada? Büyük ve damarlı. Bak, Kerhane Mahallesi'nde yaşayan birisine bunu söylemezsin. Anladım hocam. Ölebilirim. Tam o mahallede yaşıyorum ben zaten. Sıkıntı olmaması lazım. Hayat standartlarım gerçekten çok kötü ya. Yani inanılmaz, yani yaptığım işlere bak ya. Şu yaptığım işe bak ya. Anladım. İşte 60 FPS olmasa bunlar böyle fırfır dönecek. Ne oluyor lan? Ha, okey. Bu herifi mi şey yapacağız? Ha yok, bunu takip etmiyorum. Bunlar zaten burada. Oo, bir saniye veriyor sadece bize ekstra. Hocam merhaba.
harika. Ben bir takım porno dergilerini, içeriklerini toplarken polis de peşimden geliyor. Tam olarak olmasını istediğim şey zaten burada değil. Anladım. Hey dostum sakin. Deli gibi sürüyorum şu an. Ne yapıyorum, ne ediyorum hiç bilmiyorum. Bir şekilde çok yanlış arabaya almışım bunu. Hayır, yanlış arabaya almadım. Onlar zaten bu arabayı almamı istedi. Bir şekilde git devam ediyor. Wow 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 wow. Neden bu kadar tehlikeli bir işin içine girdik hiç anlamış değilim ama tabii ben de olsam ben de arkadaşlarımı yakan herifin peşine düşer. Onun acı çekmesini sağlardım. Çok haklısınız. Çok haklısın. Aynı herif şu an bir takım yetişkin içerikli görsel ürünler topluyor, dağıtıyor. Gerçekten arkadaşlarımın böyle biri tarafından öldürülmesini istemezdim yani. Boş ver, şunu al. Ben doğru yere gidiyorum. Evet, of. Hadi ulan, nerede bu? Aa, buldum sanırım yeri. Dur dur, hayır hayır, buldum. Nerede olan bu yer? Çok güzel lan. Kamyoneti. Oh, güzel. Aa, çok hoşuma gitti. Çok keyifli. Kamyoneti geri götüreyim hocam. İçerikleri geri topladım. Dağıtıcıyı hallettim. Geri dönüyorum şu an. Başarılı bir çalışanmış gibi hissediyorum. Bir iş yaptım şu an ve onun üzerinde yarattığı bir küçük bir tatmin duygusu, bir mutluluk var. Bir şeyler var. Yaptığım işe bak. Hayat çok üzücü. Dostum. Ben bu arabayı şey yapmak için ne de çek. Aha. Can var orada. Can alacağım. Dur. Beni sal. XXX Max. Anladım. Bu dergi. Bu ne? Bunlar Burun adamları mı? Bunlar bizim adamlarımız mı? Ne oluyor? Anladım. Bu tam buraya bir takım insanlar geliyor. Yok, bunlar sadece şey yapmak için geliyor. 20 bin dolar aldım. Ben şu canı alayım önce. Çok teşekkürler ve sonra şunu arabayı alacağım. Şimdi bir dakika. Burası bize para vermiyor. Tamam, anladım. Ben geri dönüyorum o zaman. Evime döneceğim ben. Çok stresli görevlere geçiyorum. Gidip bu herif biraz dinlensin ya. Burom'la bir takım işler yaptıktan sonra. Aa! Dergiler geldi bak buraya. Aha. Bu görev yaptıktan sonra mı dergileri bıraktılar? Yoksa dergiler hep var mıydı? Sanırım daha önce yoktu. Evet. Büyük ve damarlı bir görev yaptıktan sonra. Hayatımıza devam ediyoruz. Gidelim bakalım. Joy'nin yanına gidelim artık. Brom için bir takım görevler yaptıktan sonra, Brom'un bir takım ihtiyaçlarını giderdikten sonra geri dönüyoruz. Atış edebilirsiniz abi, gayet makul. Ben kötü bir insanım. Çok bariz. Videonun başında dedim ben kötü şeyler yapamayacağım diye ama yaptım yani. Bayağı kötü şeyler yaptım. İnsanları yaktım. Çeşitli dağıtım işlerini üstlendim.
çok da yasal olmayabilecek şeylerin. Şimdi burada bir yerde bir dakika. Evet, evet. Bir takım sigorta işleri sanırım. Hocam selam. Uzun zaman oldu görüşmemiştik. Sevgilisi mi? Aa, öyle mi? Oha, olaya bak. Anladım. Aa, oğlum sen... Acaba... Bu... Anladım, yanlış yerine giriyormuşum. Elimde tabancayla sokakta koşuyorum şu an, çok... Doğal, çok sıradan. Takım flamethrower'larım da var. Ama 25 tanesi var çünkü çoğunu insanlar üzerinden kullandım. Bunun 100 mermisi var, bunun daha fazla. Okey. Bu arabayı seviyorum ya. Bu arabaları seviyorum. Kullandır bakalım. Martin'in eşinin sevgilisini al. Martin'in bütün akrabalarını ve arkadaşlarını öldürmüş olacağız bu şekilde herhalde. Yani yalnız kalmak isteyen birinin gerçekten çok dolaylı ve güç yollardan yaptığı yalnız kalma çalışmaları, yalnızlaşma çalışmaları. Çok daha hızlı yollar biliyorum. Brom. Risksiz ve hızlı yollar böyle. Şöyle kesiliyor her şey. Hayat. Hayat. Atla bakalım hocam. Sen kimsin ya? Aha. Ne oluyor lan? Ben kimi aldım şu an? Ben o kişiyi mi aldım? Martin'in sevgilisinin eşini... Hayır, Martin eşinin sevgilisini mi aldım? Ha, biraz olaylar bile yavaş yavaş karışıyor. Kusura bakmayın onun için. Hey dostum, hayır. Ya polis istasyonunun önünde de bunu yapmazsın ya. Karakolun önünde yapma bunu ya. Martin sen misin? Step into my office. It's far too late for that, Marty. You had your chance, but now I'm taking over the business. All right. Alayım onu ben. Teşekkürler. Tamam. Güzel. Bir takım işler yaptık. Azıcık paramız birikiyor. Ne yapsak acaba? Yapacak bir şey yok. Sanırım silah alabiliyoruz ama silahın yerine, silahçının yerine bir kaçırıyorum ben, o yüzden hiç uğraşmıyorum. Her defasında gidip seviliyorum çünkü böyle bir oyunda sürekli bir çökme riskimiz var. Oyun çökebilir yani her an. O yüzden onu içimden atmam gerekiyor. Bu da güzel araba sürüşlerdi. Ne yapıyorum ben acaba? Ne oluyor lan? Ben gidiyorum. Ben belirli insanları öldürdüm ve şu an yoluma da hayatıma devam edeceğim. Ne, o kim? O Mart öldü. Bro daha fazla görev istemiyor. Neyse bakalım. Lan herkes de telefonda konuşuyor. Çok ilginç. Bu bölüm böyle telefonlarla dolu bir bölüm oldu. Güzel. Okey. Bakalım telefondaki kim? Joe ile de bir türlü görüşemedik ya. Bir videonun başında görüştük ve o kadar yani, inanılmaz.
Acaba kim arıyor? Burro arasa işaret olurdu herhalde değil mi? Turizmo nasıl lan? This is El Burro of the Diablos. You are new in Liberty, but already you are gaining a reputation on the streets. There is a street. Bence bu bir bug. Bence bu bir bug. Buna yapmayacağım. Bu görevdi çünkü ve onu yaptık. Ve artık tekrarlanan görev. Öyle bir şey olması lazım. Şu an Joy'nin yanına gidelim. Joy'la açtık. Joy'la kapatalım ya. Ama bug değilse ve başka bir şeyse, başka bir ödül verecek olan daha güzel bir ödül, daha ne bileyim başka farklı bir şeyse lütfen onu da belirtin. Yani o da oyunun bir içeriğiyse ona da bakalım. Ama sanmıyorum. Ya bir bug ya da tekrarlanabilen bir görev olarak koymuşlar. Evet, buraları hatırlıyorum. Bir sürü insan yaktığım yer. Şimdi birisini ezdim. Günahlarımız tüm hızıyla devam ediyor. İşliyoruz. Sanırım güne işlemeyi seviyoruz. Evet. Telefon artık şey olmuyor çünkü Marty sonunda öldü. Onu öldüren de biz öldürdük. O yüzden Kipriani'nin şoförü. Merhabalar hocam. Okay. Planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay. Okay, kid, drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washing women ain't been paying their protection money. And watch the car, Joey just fixed this junk heap, so no fancy crap, okay? Of, çok hızlı gidiyor lan. Mafya sentinliymiş bu. Hiç o kadar umurumda değil ki buna. Aa, bizim yere geldik. Hocam burası bizim mekan ya. Az ileride benim evim var. Anladım. İçeride şeyler var. Oho. Anlaşıldı. Kaçtık hocam, kaçtık. Rahat ol. O peşimizden geliyorlar. Artık gelmeyin. Uzaktayız biz şu an. Hocam arabayla gerçekten saçma sapan hareketler yaptım. Umarım kızmıyorsundur. Merdivenlerin üzerinden falan uçtum. Aha. Anladım. Arabayı ben mi alıyorum? Görev tamamlandı. 3000 dolar. Aha. Herifin kıçını izleyeceğiz herhalde gitmesini. O kim? Ne o ya? Ammunition stoklarında bir şeyler var. Anlaşıldı, tamam. Teşekkürler hocam. Yalnız yani bir hoş güzel bir şeyler verseniz hiç fena olmaz ha. Yok, sen çalmaya devam edebilirsin. Teşekkürler. Ben bunu garaja atacağım çünkü. Hehe. Güzel bir araba. Açıl bakalım. Oh. İlginç ama güzel. Güzel bir arabamız oldu. Dergilerimiz oldu. Hayat kalitemiz azıcık artıyor gibi. Mahalle mobilya lazım eve. Veya yeni ev lazım belki. Başka bir yere gitmemiz lazım. Yani adında kerhane geçmeyen bir mahalleye gitmemiz lazım sanki. O yüzden
Öyle. Evet ve değerli dostlarım çok teşekkür ederim GTA 4'ün, GTA 3'ün, Liberty City olunca karışıyor tabii. GTA 3'ün bu bölümünde de benimle birlikte olduğunuz için. Ve böyle bundan sonra azıcık daha fazla görev yapmaya çalışacağız. GTA 3'te azıcık daha uzun tutacağım videoları ki GTA Trilogy yetişene kadar oyunu bitirebilirim. Bilmiyorum gerçekten böyle bir şey yapabilir miyiz? Ama böyle ucu ucuna getirirsek Trilogy'ye başlarız. GTA 3'ü de aynı anda devam ederiz. Bir şeyler yaparız. Orasını çok dert etmeyin. Evet ve izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınız ve beğeninizin için şimdiden çok teşekkür ederim. Açıklamalarda bir takım linkler mevcut. Korku oyunumuza dair, yazdığım korku hikayelerine dair, bana ulaşabileceğiniz Instagram ve Twitter hesaplarına dair, birbirinizle çok güzel muhabbetler kurabileceğiniz Facebook grubumuz ve Discord sunucularımıza dair bile linkler orada. İsterseniz gidip bakabilirsiniz. Okey. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta mutlu, huzurlu, keyifli ve yüksek çözünürlükte olmanız dileğiyle. Bye bye.